Adana valisi Hüseyin Avni Coş, 935 roket başlığı ve 10 rampanın ele geçirildiği operasyonla ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şimdi dünkü operasyonla ilgili olarak çalışmalarımız sürdürülüyor. Operasyonla ilgili gerekli çalışmanın bütün detaylar dikkate alınarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın gözetiminde titizlikle ve teknik birimlerden destek almak suretiyle yürütüldüğünü belirten Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığını, olayın iç ve dış bağlantılarının da araştırıldığını kaydetti. Şu anda gözaltı sayısı 10'dur. Bu olayın iç ve dış bağlantıları da araştırılmaktadır. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt içinde ya da yurt dışında yasa dışı iş yapmak isteyenlere geçit vermediğinin de bir göstergesidir. Ele geçirilen roket başlıklarının nerede kullanılacağına yönelik sorulan bir soruya ise Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Türkiye'nin Güney Suriye'yi gösterir ifadesini kullanırken güvenlik kuvvetlerinin olayın evveliyatı olup olmadığı da dahil olmak üzere bundan sonra herhangi bir sevkiyat planları var mıdır yok mudur, iç ve dış bağlantılarını içerecek şekilde geniş bir çalışma yapıldığını da sözlerine ekledi. Soruşturma sonuçlandıktan sonra gözaltındakiler adliyeye sevk edildikten sonra daha ayrıntılı bilgi vermemiz ve sizlerle ve kamuoyuyla, sizler aracılığıyla kamuoyuyla bu konunun detaylarını paylaşmamız inşallah mümkün olabilir.